arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle güzel bir ipim var, bebe yünü. Onunla başlayacağım. Orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan bebe yünlerinden. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve farklı bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına hep birlikte geçelim. Evet, modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi tek tek alıyorum. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Şöyle ayarlayalım. İlmeklerimi sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bir ilmek daha ekleyeceğim. Toplamda 23 ilmekle modelimi kuracağım. Modelimizi arka yüzünden başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi İlk sıra olduğu için ördüm. Düz olarak ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek, 3 ters ilmek. 3 ilmek ters ördüm. Bir düz ilmek. Daha sonra 3 ilmek ters öreceğiz ama 2 kez dolayarak. Şöyle 2 kez doladım, 1 ters ördüm. 2 kez doladım, 1 ters ördüm. 2 kez doladım, 1 ters ilmek ördüm. 3 ters ilmeği 2 kez dolayarak ördüm. 1 düz ilmek, 3 ters ilmek. Bunu 2 kez dolamıyoruz arkadaşlar. Normal 3 ilmek ters ördüm. 1 düz ilmek, şimdi 2 kez dolayarak 3 ters ilmek öreceğiz. 1, 2 ve 3. 3 ilmek ters ördüm. 2 kez dolayarak ördüm. 1 düz ilmek. Kenarda 3 ters ilmek. Ve de 1 ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra arka yüzünde bu şekilde yaptım. İkinci sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bir ters ilmeğim var. Bir ters ilmek ördüm. 3 düz ilmek. Zaten ilmeklerim düzdü, düz olarak ördüm. Şimdi bu 3 ters ilmeğe geldiğimde bir ters ilmek daha ördüm. 3 düzden sonra bir ters ördüm. Şu 2 kez doladığım 3 ilmeği şöyle boylarını uzatıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sol şişime taktım. Diğer bir tanesini de bu 2 ilmeğin içinden geçirerek tekrar şişime taktım. Bunları tek tek düz olarak örüyorum. 1 ters ilmek, 3 düz ilmek. 1 ters. Yine şu 2 kez doladığım 3 ilmeğe geldim. Bunların boyunu uzatıyorum. 3 ilmeği şöyle açarak boyunu uzattım. İkisini önden aldım. Diğerini de içinden geçirerek sol şişime tekrar taktım. Bunları tek tek düz olarak örelim. 1 ters ilmek, 3 düz ilmek. Kenarda bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık.
üçüncü sıra, pardon, ikinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Şimdi üçüncü sıra arka yüzündeyim. Modelin üçüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek. Üç ters. Bir düz. İki kez dolayacağım. Üç ilmeğe geldim. Bakın. Bu üç ilmeği iki kez dolayarak ters örüyorum yine. Üçünü de tek tek ters olarak ördüm. İki kez dolayarak. Bir düz. Üç ters. Bir düz. Sıradaki üç tersimizi iki kez dolayarak tek tek örelim. Bir düz. Üç ters. Bir de kenar ilmeği ördüm. Kenarda bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters, ters olarak ördüm. Üç düz. Bir ters. Çift doladığım ilmekleri üçünü de şöyle açarak boyunu uzattım. Sağdaki iki ilmeğimi önden sol şişime aldım. Diğerini de içinden geçirerek tekrar şişime taktım ve bunları tek tek düz olarak ördüm. Bir ters, üç düz. Bir ters. Yine şu çapraz işlemi yapacağız. Üç ilmeğin boyunu uzattım. Sağdaki iki ilmeğimi sol şişime aldım. Diğerini de içinden geçirerek tekrar sol şişime taktım. Bunları tek tek düz olarak ördüm. Bir ters, üç düz. Bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. İkinci model kurulumunda şu boş bıraktığım düzlerin üzerine şu işlemi yapacağım. Bir boş, bir dolu olarak yaptık. Şimdi ikinci kurulumda bunlara yapacağım. Boş bıraktıklarımın üstünü şimdi model kuracağız. Birinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Bakın 3 tane ters ilmeğim var. Şu boş bıraktığımız ilmekler. Şimdi bunları 2 kez dolayarak öreceğiz. 2 kez doladım ve 3 ilmeği de tek tek ters olarak ördüm. 1 düz, 3 ters. Model kurduğumuz yeri şimdi boş bırakıyoruz arkadaşlar. 3 ters ördüm. 1 düz, 3 terse geldiğimde şimdi 2 kez doluyorum. Bir düz, 3 ters. Bir düz. Bu 3 tersi de 2 kez dolayarak örelim. 1. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Kenarda bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 2. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek ördüm. Şu iki kez doladığım ilmekleri şöyle açarak boyunu uzattım. Baştaki iki tanesini önden sol şişime taktım. Diğer bir taneyi de içinden geçirerek şöyle içinden geçirdim. Bakın içinden geçirdim. Tekrar şişime taktım. Bunları tek tek düz olarak örelim. Bir ters, üç düz. Bakın modeli kaydırmış olduk. Boş bıraktığımız üç düz ilmeğin üzerine kurduk. İşlem yaptığımız üç ilmeğin üzerinde düz olarak örüyorum. Bir ters,
3 ilmeğin boyunu uzattım. Şöyle birini içinden geçirerek şöyle bir çapraz işlem yaptım. Bunları düz olarak örelim. Bir ters, 3 düz. Bir ters. 3 ilmeğin boyunu uzatıyorum. Ön taraftan ikisini aldım. Diğerin bir taneyi de içinden geçirerek tekrar şişime taktım ve bu 3 ilmeği de düz olarak örelim. Bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra arka yüzündeyim. Modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek ördüm. Sıradaki 3 ters ilmeğimi 2 kez dolayarak örüyorum. Bir düz ilmek, 3 ters. Bir düz. Sıradaki 3 ters ilmeğimizi 2 kez dolayarak ters örelim. Bir düz, 3 ters. Bir düz. Son 3 ters ilmeğime geldiğimde bunları da yine 2 kez doladım ve 3 ters ilmek ördüm. Bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek. Daha sonra şu ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. 3 ilmeğin boyunu uzattım. 2 tanesini ön taraftan sol şişime taktım. Arkada kalan bir taneyi de içinden geçirerek sol şişimin önüne taktım. Bunları tek tek düz olarak örelim. Bir ters, 3 düz. Bir ters. Sıradaki 3 ilmeğin boyunu uzatıyorum. Uzattım, açtım şu doladıklarımı. Önden 2 tanesini aldım. Arkadaki teki de 2 ilmeğin içinden geçirerek tekrar şişimin önüne taktım. Üçünü de tek tek düz olarak ördüm. Bir ters. 3 düz. Bir ters. Sıradaki 3 ilmeğin boyunu uzatıyorum. 2 tanesini önden aldım. Diğerini de içinden geçirdim ve sol şişimin önüne taktım. Düz olarak örelim. Bir ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizi 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelin model bu iki modelin tekrarından oluşacak. Şimdi üçüncü kez model kurmak için birinci model kurulumunda nasıl başladıysak aynı şekilde başlayacağız. Evet, bugünkü modelimiz böyleydi. Güzel, farklı bir model. Benim hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Bir de şöyle farklı bir rengini yaptım. Bakın arkadaşlar. Bu renge de yakıştı. Buna da sizce hangisinde daha güzel durdu? Modelimizin arka yüzü de bakın bu şekilde. Şöyle lastik gibi bir görüntüsü var. Dediğim gibi bu model lastik istemiyor. Ama isterseniz lastiğin üzerine de başlayabilirsiniz. Yani şöyle bakıldığında lastiğe hiç gerek yok. Bu modelden hırka yapabilirsiniz, süveter yapabilirsiniz, kalın şişlerle battaniye yapımında kullanabilirsiniz. Yapımı kolay ve zevkli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir beğeni, bir yorum yaparsanız, beni desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.